Hi everybody, I am Muhammad. Welcome to my channel. Today I will tell you how to make your fonts colorful, but my English isn't good enough. I don't know Spanish at all, so I will continue to speak Turkish, but don't worry, you can only understand by watching. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bu videoyu İngilizce'de yayınlayacağım için ve İspanyol gruplarına da yayınlayacağım için biraz öyle İngilizce girmek istedim. Zaten İngilizce yeterli konuşamadığımı söyleyip Türkçe devam edeceğimi de belirttim. Bundan sonra videoya Türkçe devam edeceğiz. Bu videoda nasıl renkli yazacağımızı anlatacağım. İttifaklarda şu sol tarafta gördüğünüz işte half the color font işte ya da yazı tipi nasıl renklendirir gibi farklı renklerde yazılar var. Yalnız benim videomun küçük bir farkı, normalde bu renklendirme ile ilgili videolar var. Fakat o videolarda çok belli başlı birkaç kod var. Ben kendi renginizi istediğiniz şekilde nasıl yaparsınız ondan bahsedeceğim. Önce hemen bir şuraya geçeyim. Şimdi siyah ya da arkadaşlar kısa bir açıklama yapayım. Bu renk kodları formatı şöyle. İki tane köşeli parantez arasında 6 harf veya sayı içeriyor. Yani FF harf olabiliyor veya o harflerin yerlerinde rakamlar olabiliyor. Sembollerin anlamları ne derseniz biraz daha hani detayına gireyim. Şimdi HTML renk kodundaki ilk iki sembol kırmızı rengin yoğunluğunu temsil ediyor ve 0 0, yani iki tane 0 koyarsanız en az yoğunluk, FF ise en fazla kırmızı yoğunluğu veriyor. 3 ve 4. sıradaki işte harfler ve rakamlar ise yeşil rengi hitap ediyor. 5 ve 6. sıradaki renk işte harfler ise ve rakamlar mavi rengin yoğunluğunu temsil ediyor. Yani bu bildiğimiz, ilkokulda öğrendiğimiz kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluklarını birleştiriyoruz ve artık arzu ettiğiniz renk neredeyse her renge ulaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç site de vereceğim ben daha sonrasında farklı kodları elde etmeyle ilgili. Şimdi siyah tamamını FF yapmakla ilgili, yani kırmızı, yeşil ve mavinin en yoğun olduğu, hepsini yoğun yaparsak siyah renk elde ediyoruz. Hepsini sıfır, en az yoğun yaparsak da beyaz renk elde ediyoruz. Ben şöyle aralardan renkler seçtim. İşte kırmızı, yeşil, mavi, işte açık mavi, gökyüzü mavisi, sarı, pembe, turuncu, mor. İşte sondakileri zaten söyledim. Bunlar dışında gönlünüz hangi rengi istiyorsa onu da yine yapabileceksiniz. Hemen bahsedeyim. Kırmızı az önce bahsetmiştik. Diğerlerini sıfır yapıp baştaki, yani FF yaparsanız kırmızı renk elde ediyorsunuz. Aksine ortadakileri FF yaparsanız yeşil renk ve sondakileri FF yapıp baştakileri 0 yaparsanız 4 tane 0 ve FF bu sefer mavi renk elde ediyorsunuz. Bunlar ana renkler zaten. Bu arada işte devam edelim. FF haricinde de harfler kullanılabiliyor. İşte 0 0 yazıp ondan sonra 4 tane FF yazarsanız İşte açık mavi elde ediyorsunuz. İşte bu sefer C harfleri ve E harflerini şekilde görüldüğü gibi kullandığınızda gökyüzü mavisi. İşte sarı renk için sondakilere 0 veriyorsunuz şekilde gördüğü gibi. Pembe renk için ortadakilere 0 veriyorsunuz. Ben bunları tamamen deneyerek buldum. Daha sonra farklı bir şey olduğunu da öğrendim. Renk yoğunluğunu şekilde gibi verdiğinizde turuncu oluyor. Bu şekilde verdiğinizde mor ve buraya kadardı benim ilk söyleyeceğim renkler. Hemen bir örneğe geçelim arkadaşlar. Ne demek bu oluyor diye. Şimdi şu o kodları yazdıktan sonra yazdığınız karakterler önceki koddan rengini alıyor. Bunu aşağıdaki, yani şurada kullandığınızda işe yaramıyor. Sadece ittifakların açıklama kısımlarına yazabiliyorsunuz. Mesela ben şunu tekrar yapıştırayım buraya. Az önceki renkleri gördünüz. Tamamen rastgele bir şeyler yapacağım. Ben de bilmiyorum ne çıkacağını. Tamamen değiştireceğim. Şuraya da yine C yapalım. Şuraya 70. Şuraya da BB diyelim.
Burayı da 0 0 inşallah doğru yapmışızdır. Kaydet diyelim. Geri gelelim. Bu sefer turuncu, yeşil, kırmızımsı şeyler oldu. Bir örnek daha yapacağım. Daha sonra buradan çıkacağım arkadaşlar. Üçünde 0 vereceğim. Daha sonra şuraya geleceğim. Tamamını B 1 2 3 4. Bunda 0 vereyim. Burada tamamını C yapacağım. 3 4 5. Ben de bilmiyorum ne çıkacağını. Sadece örnek göstermek için tamamen deniyorum şu an videoda. Değişiklikler kaydedildi diyor. İlk baştakini göremiyorsunuz çünkü siyah yazıyor arkadaşlar. Diğerleri daha antin kuntin renkler. Neyse. Asıl önemli kısım şöyle. İki tane site vereceğim demiştim arkadaşlar. İşte biri, bunu zaten açıklama kısmına da yazarım ben. html-color-codes.info bu sitenin adresi. Şimdi şuraya tıkladığınızda, şöyle yaklaştığınızda zaten görüyorsunuz. Nereye tıklarsanız o seçtiğiniz rengin kodunu aşağıda gördüğünüz gibi şu şekilde 6 haneli yazıyor. Yalnız bu HTML olduğu için başına şarp koyuyor kareyi. Siz çift kapalı köşeli parantezle kodu yazacaksınız. Bir sürü renk var. Onun dışında öyle sevmiyorum, böyle yaparım derseniz herhangi bir yere tıklayıp daha sonra şu aşağıdaki barı hareket ettirmek suretiyle, şu an tabii ben de sayfada beraber hareket ediyor. Şöyle yapmam lazım. Aynen şöyle. Her bıraktığınız yerde, tıkladığınız yerde kod değişiyor zaten gördüğünüz gibi. Daha sonra bir site daha var. Onunla da bahsedeyim gideyim. Hiç uğraşmam derseniz şuradan seçerim derseniz bir de sitekodları.com/html-renkkodları.php diye bir site var. Ben bunları zaten açıklamaya yazacağım. Burada gördüğünüz herhangi bir şeyi otomatik kopyalayıp ittifanızda kullanabilirsiniz. Nasıl bunlar böyle yazıyor derseniz diye böyle bir açıklama yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarım için abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.